Merhaba arkadaşlar, ben Airsoft Asker. Bugün size Airsoft oynamaya gittiğimde geçirdiğim en kötü günlerden birinden bahsedeceğim. Kesinlikle bu kötü günde en başta yaptığım ilk hatalardan biri, oyuncağımı ve pilimin durumunu kontrol etmeden oyun alanına gelmek oldu. İlk oyunda pilin çalışmadığını keşfettiğimde oyuncağımı bırakıp sadece pistolle oynamak zorunda kaldım. Aslında fena gitmiyordu. Ama pistolümün de gazının bitmesinin üstüne neredeyse oyun dışı kalmıştım. Ama neyse ki oyunu bitirmiştik. Bir başka oyunda arkadaşımdan aldığım yedek oyuncakla oynarken ne yazık ki aklım halen daha tamamen kendi oyuncağımda olduğu için oyuna tam olarak konsantre olamadım. Bu yüzden çabucak vuruldum. Üçüncü oyunda oyuncağımın pil sorununu hallettim ama bu sefer de neden olduğunu bilmediğim bir sebepten dolayı oyuncak pilden elektrik almaz hale geldi. Bu da ne yazık ki beni bu oyundan da kopardı. Oyuna girmeden bir arkadaşımın verdiği tavsiye sayesinde sorunun oyuncağının motorunun kablolarının temas etmemesinden dolayı kaynaklandığını keşfettim. Oyuncağın elcini söküp motora giden elektrik kablolarını sıkıştırdıktan sonra bu seferki oyuna sağlam bir oyuncakla ve mükemmel bir enerjiyle tekrar girdim. Ancak bu sefer de ne yazık ki daha önce sorunsuz biçimde kullandığım şarjörlerden birinin besleme problemi yüzünden atıyor mu atmıyor mu belli değil. Dikkatim tamamen dağıldı ve aslında açık verilmemesi gereken bir yerimden atış aldım ve oyun dışı kaldım. Vuruldum. Kısaca bugün berbat bir gün geçirdim. Ama olsun. Siz siz olun, oyuncaklarınızı, şarjörlerinizi, pilinizi ve en önemlisi de kendinizi kontrol etmeyi unutmadan oyuna gelmeyin. Daha fazla içerik için kanalıma abone olmayı unutmayın. Ayrıca beni sosyal medya hesaplarımdan da takip edebilirsiniz. Hoşçakalın.